Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Cihat Kiriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yanımda Mert var. Yayınlardan falan biliyorsunuzdur. Mert'le genelde PUBG oynuyoruz. Mert bir selam ver. Selam. Arkadaşlar Mert bizde misafirlikte bir hafta falan bizde kalacak. Ben de öyle bir tane videoya yanıma alayım dedim. Bugün buff almış Lucian oyuncusu arkadaşlar. Öncelikle yayınlarımız devam ediyor. Her gün yine yayın açıyoruz. Videonun altında yayın linkim var. Oradan gelebilirsiniz. Lucian'ın neyi buff aldı diye soracak olursanız arkadaşlar. Lucian'ın biliyorsunuz pasifi yetenek kullandıktan sonra iki tane düz vuruş yapıyor. Yani ikinci bir düz vuruş yapıyor. O ikinci düz vuruşunun erken aşamadaki hasarını arttırdılar. Late aşamadaki hasarı yine aynı. Kritik vuruşlarındaki hasarını arttırdılar. Yani hem erken aşamada biraz daha güçlü oldu. Hem de kritiğini arttırdılar. Belki MT'ye girer. Ben de MT'ye girer diye bir videosunu çekeyim mi dedim. Girmeniz gereken ürünler videonun altında olacak. Ben şu saldırıya devam mı oluyordu? Aynen, saldırıya devam tercih ettim arkadaşlar. Şu gülüp duruyor, sinir oldum ya. Susturulmuyor mu? Çılgınlar gibi gülüyor yanımda ya. Evet beyler. Yayınlara gelirseniz beni mutlu edersiniz. PUBG yayını falan da yapıyoruz düzenli olarak. Lan 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 lan, yeteneklerimi ayarlamamışım. Ulan oraya gidip Q'la bütün farmı alacaktım. Ama ben Q'yu 1'de kullanıyorum arkadaşlar. Orada 1'i ayarlı değildi. O yüzden atamadım yeteneği. Tamam. Mahsusum falan uygun. O değil de avantajı verdik ya. Güzel. Şimdi arkadaşlar bot lane'de 2 level avantajı çok önemli. Normalde karşı takım 2 level olur olmaz bir atar yapması gerekiyordu. Adamlar hiç oralı olmadı. Biz 2 level olduk, biz atar yaptık adamlara. Güzel free hasar yediler. Şimdi bir de erken aşaması artık Lucian'ın daha güçlü. Rahatlıkla öne çıkıp şu iki vuruşu yapabilirim adama. Yanımda da Lulu var. Late game'de çok iş yapacak Lulu. Bu arada arkadaşlar Braum'la Lucian çok güzel combo oluyor. Hani Braum'un pasifini çok rahat patlatabiliyorsunuz. Hani Braum'un yanına Lucian tercih edebilirsiniz. Tabi late game'de de Lulu bayağı iş yapıyor, onu da söylemek gerek. Ben niye farm kaçırıyorum ya? Abi farm. Bir tane farm. 15 farm almışım ya. Beyler günün ilk oyunu. Sabah saatlerini çekiyorum. Onda galiba. Şuraya bir görüşümüzü atalım. Aldık bu arada onları ya. Bizim hala heal'ımız var. Belki minyondan Q sektirebilirsem. Q'su artık eskisi kadar uzun değil. Eskiden bir Q atıyordunuz, bütün minyon dalgasının arkasına kadar gidiyordu. Şimdi Q'sunun mesafesi birazcık kısa. Bu arada Lucian oynaması çok zevkli bir karakter böyle, hani bayağı keyifle oynayabilirsiniz Lucian'ı. Bir de çok fazla plays yapabileceğiniz bir karakter. Yani güzel oynarsanız çok rahat bir şekilde kayıt yapabiliyorsunuz. Hani takımınızı taşıyabileceğiniz bir karakter. Çok güçsüzdü. Hani o yüzden kimse oynamıyordu. Ama şu an biraz düzeltmişler. Hani erken aşamada mesela bu karakterin öne geçmesi lazım. Hani karakter çünkü koridor karakteri. Hani koridorda öne geçip üstünlükle o oyunun orta aşamasına geçiyor. Hani koridorda hiçbir şey yapamadan çıkınca diğer ADK'ler zamanla güçleniyordu. Bunun kafasına vuruyordu. Bakalım.
Bir de arkadaşlar Lucian'a kasabileceğiniz çok fazla build var. Ben mahvolmuştu build'i tercih edeceğim. Kimisi şu kritik vuruştan mana kazandıran bir eşya var. Adını unuttum şu an. Kimisi onu kasıyor. İşte ben onu pek mantıklı bulmuyorum. Onun yerine ebedi kasmak daha mantıklı. Ama bakalım 32-36. Güzel. Adamın ormancısı buraya uğrayabilir bu arada. O yüzden şu kenara bir görüş attım. Bizim Lulu'nun görüş atması lazım ya. Şu an mesela arkadaşlar koridoru böyle tutuyorum. Adam yaklaşamıyor farmacıya az diye. Full alt farm yaparken de farm kaybediyor. Şu an tamamen onu hedefliyorum. Hani adam farmda geri düşsün en azından. Ya biz büyük olsak da gank yiyeceğiz ya. Nehir tarafında görüşümüz yok. Oraya bir görüş lazım. Şuraya bir görüş bak. Neden benden uzağa kaçıyorsun? Orada arkada adamı da kesti bu arada. Gördün mü Mert? Caitlyn çok öne çıktı. Caitlyn'i kesti arkada bizimki. Manam olsa çok daha rahat kayıt yapabilirdim orada da manam yoktu. Oy oy mid lane SS veriyormuş. Çıkayım ben. Bakın beyler adam 38 farmla ölerek geri döndü. Ben de 55 farm var. Adamdan XP olarak döndüğüm. Hani eşya olarak da önde gideceğim. Aynı zamanda benim yanımdaki support onu kesti. Oradan da bir 300 gold önde geliyor mesela. Şu an koridorda çok üstünüz. Koridoru gider gitmez atar yapacağız ama önce görüş atacağız. Bu adam şimdi base'e gidecek. Bize gank atmadan önce şuradan gelmişti arkadaşlar. Yani buradaki ormanını temizlediğini sanmıyorum o adamın. Adam gelecek buradaki ormanını temizleyecek. Bence bize buradan bir daha gank atacak. Öyle düşünüyorum ben. Ona dikkat etmemiz lazım. Gank yersek koridor üstünlüğümüzü veririz. Bak bu adam bir kostikle hazırlayacak zaten gank'i. Güzel. Bak Zed geliyor kenardan. Can fazla bir saldırı hızım yok. Rahat vuramıyorum ya. Bir saat Char'ın eli havada kalıyor. Anla ki kanka yoksa. Lulu güzel oynuyor ya bu arada. Lulu'yu beğendim yani. Bu arada Platin arasındayız arkadaşlar. Elo öyle düşük değil. Lulu farm almazsan. Yılımı atmak istemiyorum sana. O abi şuradan tutturdu bana o son Q'yu ya. Benim hep manam yok ya. Sanırım o yüzden kasıyorlar o eşyayı. Şunu. Sürekli manam yok onu fark ettim. Ya da erken aşama diye mi bu kadar manam gidiyor ya? İki tane yetenek kullanıyorum manam bitiyor. 400 manam var. Ona dikkat etmem lazım. Az önce yine manasızlıktan vuramadım. Şu adamın şunlarını işaretleyelim. Başka ne attılar orada? Egzoz attı mı adam? Gördün mü Mert? Mert azıcık konuş. Mert'e konuş dedim gidiyor beyler.
Neyse zaten uğursuzdu ya, geldi. Bak kapıdan bile bana bak ya. Geldi, hiç kill alamadım, şey yapamadım. Şimdi Mert gittiğine göre killleri alabilirim beyler. Şimdi birden adamların üzerine atlayabilirim de benim yine manam bitti. Ben o eşyayı yine almam. Mesela bir daha Lush'la oynasam o eşyayı yine almam ama bana sıkıntısı yaşıyorum. Benim bu ultimde arkadaşlar şimdi mahvolmuş. Mahvolmuştan sonra Karabalta. Karabalta'dan sonra bir hayalet dansçı. Hani hızlı atak speed kazanabilmek için. Onlar olacak. Ondan sonra ebedi kılıç alacağım. Tamam, oyalanırken adamlar biraz kuleye vurdum. Arkadaşlar kulenin canı az. Yani ilk kule bu. Ben şimdi yine kuleye vuracağım. O yüzden ulti attım mesela. Cidden mi ya? Şuna vur, buna vur, buna vur. Kili yine adam aldı ama güzel. İlk kuleyi de biz aldık. Bayağı öndeyim ben şu an. İşte bir görüşümüzü atalım. Adamın red'i çıkıyor. Adam red'ine gidecektir büyük olasılıkla. Çime de giremeden base atıyorum ama gelmezler herhalde ya. Şunu bir alalım. Kendi saldırı hızı alalım. Tapa geçelim. Tapa 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 tapa. Arkadaşlar şimdi bot'taki kuleyi aldık. Bot'ta işimiz kalmadı. Tapa gidiyoruz. Taptaki kuleyi alacağız. Sen yani rotasyon yapacağım. Oyundaki kuleleri tek tek alacağım. Hani mesela bu Sven gidecek bot'ta. Bot'ta farm yapacak. Biz de yukarıdan kuleyi alacağız. Hani Riven bizim karşımızda duramaz. Yanımda benim Lulu var. Lulu atacak adamı. Böcük yapacak. Riven'i hemen keseceğiz. Mesela öne geçtiğiniz koridorlarda bunu yapmanız gerekiyor. Şu an baktığınızda hani bende kill yok ama çok öndeyim. İlk kule parası olsun, farm olsun. XP'de de durumum bayağı iyi. 8 level'ım. Mesela solo lane'deki adam 9 level. Hani 1 level fark var sadece aramızda. O da ben şimdi 9 olacağım. Yani 8.5'üm. Şimdi adamın ward atması lazım normalde nehir tarafına bak. Güzel bir görüşümüz yok. Kötü oynadım orayı. Adam birazdan üzerimize atlayacak bence. Atlayacağı o kadar belliydi ki. Çünkü Riven oyuncusu dener abi onu. Hani düşünmez orada Lulu'yu falan. Ben de birden Burst'ler Lulu ulti atamaz diye direkt heal'ımı bastım abi orada. Bu arada Lulu arkadaşlar Riven'in baş düşmanlarından. Hani Riven araya girer girmez QSS yoksa Lulu adamı böceğe çeviriyor. Bir wave daha alacağız. Bir wave daha alacağız. Minyonlar gelmek üzere bak. Bizim bir reset almamız lazım. No. Şunu bir alalım. Şunu alalım. Evet ilk kilimizi de aldık. Burayı niye bıraktılar böyle? Oo, Swain ölmüş burada. Bak. Swain'in ölmeden kuleyi savunması gerekiyordu. Adamların durumu da iyi değil. Öyle dive falan da giremezlerdi.
Swain nasıl öldü anlamadım. Şimdi arkadaşlar ben mid'deki kuleyi alacağım. Birazdan mid'e geçeceğim. Ama öncesinde şurayı falan bir itmek istiyorum. Bir yetenek kullanmasam mı acaba ya? Şunu bir alalım. Bu bana çok lazım abi. Manadan vuramıyorum. Bunun orada ne işi var lan? Jack bayağı öne çıkmış orada. İki kule arası adamı kesti. Bakın beyler, ben şimdi botu itiyorum. Adamlar midde. Adamları midde gördüm. Bana doğru inecekler. Ben de mide geçeceğim. Adamlar buraya doğru gelirken middeki kule boşa çıkacak. Middeki kuleyi alacağım. Hani mesela bu da bir taktiktir. Hani tamamen randomize yapmıyoruz bunları. Mesela adamlar gördünüz, bak bota geçti. Ne yapacağız? Middeki kuleye vuracağız şimdi. Hani plan bu. Şimdi hızlı hızlı middeki kuleye. Yani adamlar botta zaten. Swain de teleport attı. Aldık herhalde burayı. Lan niye giriyoruz? Önce kule niye giriyoruz ya? Güzel. Ama orada dive girmemize hiç gerek yoktu. Bu arada arkadaşlar E yeteneğini mümkün olduğunca atmamaya çalışıyorum. Hani karşı takımda focus atabilecek çok fazla karakter var. Onları bekliyorum. Öyle atmam gerekiyor benim E yeteneğini. Mesela az önce bir agresif E attım. Direkt iki kişi üstüme çullandı. Az daha ölüyordum. Mesela E'yi o yüzden bekletmeye çalışıyorum. Hani ileri doğru atmamaya çalışıyorum E'yi. Ölmez o zaten. Güzel. Geri şuna. Bütün rotasyonları yapıyorum arkadaşlar oyunda. Hani benim main'im AD carry değil. Ama kendi rolümde artık ikinci koridor olarak AD carry oynuyorum. Yani biliyorum nasıl oynanması gerektiğini. Çok fazla pratiğim olmadan da oynayabiliyorum. Sadece görevleri yaparak da kazanabiliyorsunuz. Hani Elo bronz olsa siz gidip şey diyecektiniz. Ha, bronz Elo'da yapmak kolay ama bak, mesela platin Elo'da da çok rahat yapabiliyorsunuzdur. Bunu alamayacağım. Adam. Yo, bıraktılar bunu. Güzel. Alalım şunu. Üzerimde de 2,5K para var. Vallahi ben Lucian'ı açıkçası şu ana kadar pek beğenemedim. Ama üzerimde bir eşya var. Tabii onun da etkisi var. Yani Tristana olsaydı elimde veya Tivit çok daha iyi iş yapardım şu dakikaya kadar. Ama koridor safhasını çok rahat geçirdim, onu da söyleyebilirim. Burada bir base atalım. Ya bir de arkadaşlar, Lucian'ın şöyle bir avantajı var. Karakter çok oynak. Hani çok oynak olduğu için çok rahat bir şekilde plays yapıp adamların içine girip çıkabiliyorsunuz. Hani siz düz vuruş yaptıkça E'nin cooldown'ından gidiyor. Hani rahat rahat kayıtlıyorsunuz adamları. Dön, dön, dön.
Bottan bir wave daha iteyim. Base atayım. Şimdi red'imize kaç dakika var gözükmüyor. Red'i onlar almış. 1 dakikadan daha az var red'e. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Şimdi ebedi alacağız. Ya da yok, saldırı hızı. Saldırı hızı demiştik. Ben hayalet dansı tercih edeceğim Lucian'a. Statik falan da tercih edenler var ama bence en iyisi hayalet dansı arkadaşlar. Hani hayalet dansının saldırı hızı miktarı daha fazla. Hani daha iyi oluyor bence Lucian için. Hani Tristana falan olsa böyle burst için statik alırdınız ama bunda burst'ten daha çok sürekli vurduğu için hayalet dansı daha güzel gidiyor. Abi Baron bile alabiliriz ya. Adamların burada görüşü yok. Yok, geliyorlar çık. Güzel, kötü ulti attı adam. Oğlum kimse yok, sen niye ulti atıyorsun? Bitirdik galiba oyunu. Valla az önceki savaşta da güzel tuttu Zek beni de. Yanımda Lulu vardı. Lulu korudu. Güzel oyun oldu ya. Takım öyle hardcore kazanmadı koridorları falan. Hani bana iş düştü. Böyle olunca da seviniyorum ben. Hani videoda videoyu çeken adamın taşıması gerekiyor beğer. Açıkçası bazı videolarda olmuyor. Beni taşıyorlar. Adam yukarıdan bir çıkıyor 20'ye 0. Paldır küldür. Alıyor oyunu tek başına götürüyor. Öyle olmuyor. Bir tanı kes. Bakalım level olarak karşı AD Carry'den üstlüyorum. Eşyaları saymıyorum zaten. Ben şunu da bitirdim. Şimdi arkadaşlar ben ebedi kılıç alacağım. Bu ilde öyle devam edeceğim. Ebedi kılıçtan sonra da fani hatıratı alabilirim. Aynen, fani hatıratı alırım. Ya da şu diğer eşyayı Dominic alırım. Bu ilde o şekilde tamamlarım. Yani benim Lucian bu ildim öyle olur. Şimdi belki o kadar kasamam, o kadar uzamaz oyun diye direkt size söylüyorum arkadaşlar. Hani full build'de bu build'im o olur. Gelin buna. Lan buna basacağız. Yok, daha buna bir şey yapamazlar ya, aldık. Hani Zek belki zıplar, çalmaya çalışır. Onu da bekletir, keseriz. Bekle, vurma Baron'a. Güzel, adam çok kötü smite attı. Şimdi direkt midden gidip bitiririz bir koçlukla oyunu. Hani bir savaşı oyun bitecek. Şu an flash'ım falan var ya, bayağı rahatım ya. O kadar kolay tutamazsın değil mi ben?
Birazcık geri çıkmamız lazım. Manam yok ya. Yine mana sıkıntısı yaşıyorum. Ah Lulu, bir tane yetenek kullansa bana kenardan. Lulu yardım etmedi bana ya. Bari vurun da şu kulelere. Oyunu bitirelim. Orada Lulu yanımda dursa böyle... Esra'm derler. Arkadaşlar Platin öyle de oynamıştık. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoların devamı gelecek. Elimden geldiğince bufflanmış karakterleri çekmeye çalışacağım. Videolarıma bir beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Etkileşim için çok iyi oluyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.